Herkese tekrardan merhabalar. Hatice'nin Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış aylarına uygun, çok güzel, bir o kadar da pratik bir kahvaltı hazırlığı yapacağız. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Ben her misafir davet ettiğimde masamı akşamdan hazırlıyorum. Kullanacağım tabakları masamın şeklini akşamdan oluşturdum. Davet masası hazırlamak benim uzmanlık alanımdadır. Beni Instagram'dan takip edenler de iyi bilir. Şimdi hemen hazırlıklara başlıyorum. İlk önce bir önceki videomda tarifini paylaştığım karaçıklana turşusunu kavurarak başlayalım. Derince bir tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağ, piyazlık doğranmış 2 büyük baş soğan ve 1 yemek kaşığı salçayı da ilave ederek kavuruyorum. Karıştırarak güzelce kavurduğum soğanların üstüne karışık lahana turşusunu ekliyorum. Burada salça kullanmak arzuya kalmıştır. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. Tencereye eklediğim lahana turşusunu güzelce karıştırarak yağıyla birlikte harmanlıyorum. Kavurduğum turşularım istediğim kıvama geldi. 5 dakika kadar kendi suyunda orta ateşte birazcık kaynatıp turşuların yumuşamasını sağlıyorum. Turşu kavurmamız artık yenmeye hazır. Servis tabağına alarak masadaki yerine koyuyorum. Şimdi sıra menemen yapımında. Derin bir tavaya 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip 7-8 tane sivri biberi küçük küçük doğradıktan sonra üzerine ilave ediyorum. Sotelediğim biberlerin üstüne küp küp doğradığım 8-10 tane kadar domatesi ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tuzunu da ekledikten sonra kapağını kapatıp 10 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Bu arada dibi tutmasın diye ara ara da karıştırıyorum. Normalde kışlık sos kullanıyordum ama dolapta kalan birazcık yumuşamış domateslerim vardı. Bunları bu şekilde değerlendirmek istedim. Çırparak pürüzsüz bir hale getirdiğim 3 adet yumurtayı pişirdiğim domates sosunun üzerine ekliyorum. Ocağın altını kısıyorum. Yumurta kesilmeden yavaş yavaş karıştırarak pişiriyorum. Yumurta ile domates sosunun eşit oranda birbiriyle özdeşleşmesini sağlıyorum. Evet, melemenimiz de masamızda yerini almaya hazır. Üzerini bir dal nane yaprağıyla süslüyorum. Turşu kavurmamız hazır, melemenimiz hazır. Şimdi de sıra sebzelerimizi sotelemeye geldi. Bir tencereye yarım su bardağı su koyup kaynatıyorum. Çiçek şeklinde ayırdığım karnabahar ve brokoliyi kaynayan suyun üstüne ekliyorum. Ve kapağını kapatıyorum. 3-4 dakika kadar sebzeler yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşlanan sebzeleri servis tabağına alıp soğuduktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurt da çok daha güzel oluyor ama evde yoksa benim gibi normal yoğurtla da yapabilirsiniz. Yoğurtladığım sebzelerin üstüne dökmek için ayrı bir tavada 1 kaşık tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tutam dolmalık fıstığı soteleyerek güzelce kavuruyorum. Kavurduğum bu karışımı sebzeli yoğurdun üzerine döküyorum. Tereyağında kavrulan dolmalık fıstıkların tadı da inanılmaz güzel oluyor. Şu coz sesini de duymanızı çok isterdim. Keşke kokunun da fotoğrafı olabilse. Evet, üçüncü tarifimiz de artık masada yerini almaya hazır. Şimdi sıra bayat keklerimizi değerlendirmeye geliyor. Ufaladığım bayat keklerin üstüne bir bardak süt ekleyerek hamur haline getiriyorum ve top şeklini veriyorum. Bu tatlış toplarımızın üstüne kürdan batırıp Belmare usulü erittiğimiz çikolataya iyice bandırıyoruz. Ve böylelikle çikolatalı toplar elde ediyoruz. Bu tatlış toplarımıza fındık, fıstık, ceviz parçacıkları da çok yakışıyor. Çok hoş ve dekoratif görüntüsü de ayrıca cabası oluyor. Gerçekten çok lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem de böylece gıda israfını da önlemiş oluyoruz. Bu arada ses kaydını da dükkanda yaptığım için dışarıdan gelen sesler adına da sizlerden özür dilerim. Çikolatalı sosa batırdığımız toplarımızı sallayarak çikolatalı sosun servis tabağına bulaşmamasını sağlayalım. Şekilde gördüğünüz gibi çok şeker toplar elde ettik. Bu şeker topların yanı sıra ayrıca misafirlerime süpengle yaptım. Onun da tarifini ileride sizlerle paylaşacağım. Bütün tariflerim bitti. Bunlar çok farklı tarifler değiller. Hepimizin genellikle günlük hayatta yaptığı tarifler. Ama sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de yapıp memnun kalırsınız. Kahvaltı masamın bitmiş hali bu şekilde.
Umarım sizlere de fikir olur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.